2016 Rio Paralimpik Oyunlarında kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan görme engelli milli judocu Ecem Taş'ın hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Son 5 saniye. Vermedik bu tekniği, vermedik ve bronz madalya Ecem Taş'ın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görme engelli sporcunun hayat hikayesine yer verilerek, babasının ölümünden sonra gözlerini kaybeden sporcunun en büyük hayalinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Hastalığımın ismi pigmentoza. Benim hastalığımın ilerlemesi benim babamın vefatı üzerine oluştu. Şu anda %90 görme kaybım var. Görme kaybımla judo yapmak benim için aslında zevkli. Çünkü hislerim çok kuvvetlendi. Sürekli o hareketleri tekrarladık. Otonom sistem oluştu. Judo'ya başladıktan sonra bu sporun felsefesini çok beğendiğini anlatan Ecem şöyle konuştu. İlk önce atletizm yapıyordum ben. Sonra judo branşını gördüm ve felsefesini çok beğendim. Kendimi savunmam gerektiğini de düşünüyordum. Judo bana maddi ve manevi olarak her şeyi kazandırdı. Çünkü hem saygıyı hem tevazuyu getiren bir branş ve judo sayesinde ben engelimi aştım ve engelimi avantaja çevirdim. Her şeyimi kendi başıma halledebiliyorum. Bana bir özgüven sağlıyor. Rio'ya hazırlanırken çok büyük destek gördüğünü kaydeden milli sporcu sözlerini şöyle devam etti. Ben Ecem Taş'ım. En büyük hayalim 2020 yılında Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunlarında altın madalya alıp bayrağımı dalgalandırmak.